Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Organize Sanayi Bölgesi, kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu geleceğin büyüklerine bıraktı. Çocuklar Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın ziyaretinin ardından televizyonumuzu gezdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3,5 yaşındaki Meriç Bozkurt'a bıraktı. Hayırlı olsun. Neler yapmak istersin İlde? Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Şeyda Bozkurt, öğretmen ve öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Yazgı'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan Yazgı miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak koltuğunu bakım evi öğrencileri adına temsilen Meriç Bozkurt'a bıraktı. Belediye başkanlık makamına oturan Meriç Bozkurt, arkadaşlarının isteklerini dinleyip çocuklar için oyun parkları yapılmasını istedi. Ben Aksaray'da çocuk parklarını doğallandıracağım ama çocuk parklarının içinde bir de bebek parkları yaptıracağım. Bebekler oynasın diye. Sonra sokak hayvanlarını da barınağa göndereceğim ve Elif Hanım öğretmenim için 10 bin tane balon alacağım. Çok güzelmiş ya. Temsili Aksaray Belediye Başkanı Bozkurt'un istekleri not alındı, gereğinin yapılacağı bildirildi. Neşeli dakikaların yaşandığı ziyarette Meriç Bozkurt ve Eymen Hanlı 23 Nisan şiiri okurken Başkan Yazgı çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye meclis salonunu gezen minikler daha sonra Aksaray Belediyesi bünyesinde yayın yapan televizyonumuzu gezdiler. Adın ne? Eymen. Eymen kaç yaşındasın Eymen? 5. 5 yaşındasın. Hoş geldin. İyiyim. İyi misin? Bize şarkı söyleyeceksin değil mi? Hı hı. Seni dinliyoruz. Biri biri bir kuş tutmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, çik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Pır pır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Aksaray Belediye TV Haber Müdürü Dilek Gök tarafından karşılanan minik öğrenciler stüdyoda şarkılar söyledi. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün çocuklar. 23 Nisan kutlu olsun. Sevgiler. Gelenekten geleceğe, Aksaray'a özgü yöresel lezzetler, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında beğeniye sunuldu. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen yöresel yemek yarışmasında birbirinden farklı tatlar yarıştı. Aksaray'da yöresel yemek kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel hale getirilen yöresel yemek yarışmasının dördüncüsü düzenlendi. Kolay gelsin. Yarışmaya 41 yarışmacı 60 farklı yemek ve tatlı çeşidiyle katıldı. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Aksaray Kültür Evi bahçesinde gerçekleştirilen yarışmada Aksaray'a özgü 39 yemek ve 21 tatlı jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte yöresel yemek ve tatların yarıştığı standları gezerek yarışmacılardan bilgi aldı. Yemek biliyorsunuz, çok lezzetli olur yani. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan yaptığı konuşmada yöresel yemekleri yaşatmak istediklerini belirterek Aksaray'ın yemek kültürüne dair yaptıkları çalışmaları tamamlayarak kitap haline getirdiklerini söyledi. Efendim Aksaray 11 bin yıllık geçmişiyle kadim bir şehir. Hem kültürel değerleri hem de turizm değerleriyle kendi bölgesi içerisinde ve Anadolu'da öne çıkan illerimizin başında geliyor.
Şehrimizin değerlerini, türkülerini, yemeklerini, folklorik özelliklerini, her türlü kültür ve turizm değerini ortaya koyabilmek adına valiliğimiz, belediyemiz, müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla bu tür etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Aksaray her yıl bölgesinde 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden birisine sahip olan ve kendi bulunduğu bölgesi içerisinde kervansarayları, yeraltı şehirleri, doğal güzellikleri, bununla beraber Ihlara Vadisi gibi önemli değerleri taşıyan önemli bir turizm şehri. Bu özelliklerini daha da ileriye doğru geliştirerek inşallah ilimizde turizm yatırımlarının artmasıyla beraber Kapadokya bölgesi içerisinde ve ülkemiz içerisinde Aksaray daha da iyi noktalara gelecektir. Efendim bugün burada yaptığımız yarışmada bu şekilde kendi kültürel değerlerimizin anlatılması, tanıtılması manasında önemli bir etkinliktir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un ifadesiyle Türkiye dünyanın en büyük kütüphanesi, yine dünyanın en büyük arşivi, en zengin kütüphanesi, en büyük arşivi olarak ifade ediyor Sayın Bakanımız. Bu ifade abartılı bir ifade değildir, yerinde bir ifadedir. Jüri üyeleri 41 kişinin katıldığı iki kategoride değerlendirilen yarışmada lezzet ve sunum, ad ve tarifine uygunluk ile renk ve koku konularında değerlendirme yaparak puanlama yaptı. Yarışma sonunda tavuk dolması adlı yemeği ile Hatice Dilek yemek kategorisinde birinci oldu. Çömlek kebabı ile Ülviye Taneri ikinci, Noay Göbetesi ile Neziha Kara üçüncü oldu. Birincilere ödülleri Vali Aykut Pekmez tarafından verildi. Tatlı kategorisinde ise Sarığı Burma adlı tatlısıyla Neslihan Talay birinci, Pekmezli Bal Kabaklı Kurabiye ile Fatma Bora ikinci, Kalbura Bastı'yla Melek Meltem Turga üçüncü oldu. Tatlı kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödül ve hediyelerini Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı verdi. Yarışmada mansiyon ve en iyi sunum dalında dereceye giren yarışmacılara ödül ve hediyeleri ise Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı ile birlikte il protokolü üyeleri tarafından takdim edildi. Yarışmada anaokulu öğrencileri yufka açtı, börek pişirdi. Aksaray Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kadın Aktivite Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da yaşayan tüm kadınların yaşam kalitesini artıracak, kadınların sosyal hayata katılımlarında uygun bir hayat seviyesine ulaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaraylı hanımlar için çeşitli sanat dallarıyla el becerilerini, hünerlerini, meslek edindirme kurslarıyla yeteneklerini sergileyebilecekleri ve sosyal aktivite etkinlikleriyle başta Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi olmak üzere mahallelerle birlikte 4 ayrı noktada yaşam alanı inşa eden Aksaray Belediyesi, 5 yıldızlı otel konforundaki 2. Kadın Aktivite Merkezi'ni Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde inşa ediyor. 2017 yılı içerisinde Kasım ayında atılan temelle inşaatı başlayan Aksaray Belediyesi 2. Kadın Aktivite Merkezi inşaatında bodrum kat tamamlandı. Dev projede inşaat alanında zemin kat kolonları yapılıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı öncülüğünde Genç Osman Parkı ile birlikte TOKİ bölgesinin çevresine güzellik katacak ve kadınların hizmetine sunulacak olan proje inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ormancılık Günü nedeniyle göndereceğini söylediği mektup içinde Karaçam tohumları Aksaray'daki ailelerin ev adreslerine ulaşmaya başladı. Çevreci nesiller için 23 milyon adet Karaçam tohumu PTT tarafından sahiplerine ulaştırılıyor. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca düzenlenen Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Çevrecilikten ve yeşil dostu yönetimden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın PTT vasıtasıyla 23 milyon haneye bir mektup göndereceğini ve bu mektupların içinde Karaçam tohumu bulunacağını belirtmişti. Mektuplar ve tohumlar PTT çalışanları tarafından ailelere ulaştırılmaya devam ediyor. Mektupları ulaştıran postacılar, halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz ve devletimize teşekkür ediyoruz açıklamalarıyla vatandaşların kapılarını çalıyor. Aksaray Belediyesi yaz aylarında artış gösteren yabani otların temizliğiyle çim biçme çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ot ve çim biçme çalışmaları kapsamında
park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde ve kavşaklarda gerçekleştirdiği çalışmalarla halk sağlığını korumak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için geniş kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliği ile çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken daha estetik bir görüneme de kavuşturuluyor. Özenle gerçekleştirilen çalışmalarda gerek halkın sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.